Herkese merhaba. Güzel bir pazartesi gününden daha. Sizlere sesleniyoruz. sabah programı gibi oldu. Merhaba. Pazartesiye verelim. Evet, bugün sevgili Banu Aksungur bizimle. Kendisine makyaj yapacak Banu. 10 dakikada süper hızlı makyaj nasıl yapılır bize gösterecek. Biz özellikle bu konuyu seçtik. Malum hayat çok hızlı akıyor. Her zaman bir yerlere yetişmek zorundayız. Hızlı ve güzel şekilde makyaj nasıl yaparız diye düşündük. Ve Banu dedi ki ben kendime yapayım, göstermiş olalım. çok iyi fikir. Bakalım nasıl makyaj yapacak. Bu arada sözü Banu'ya bırakıyorum. Merhaba. Çok hastayım, kusura bakmayın. Ve makyajsız çıktım şimdi, kendimi çok kötü hissediyorum. Şimdi 10 dakikada nasıl makyaj yaparız? Evden sabah kalktık, uyandık, işe gideceğiz. Çok hızlıca nasıl makyaj yapıp dışarı çıkarız onu anlatacağım size. Bir gözüme 10 dakikada yapacağım. Diğer gözüme de, yani diğer yüzümün yarısına da bu 10 dakikada yaptığım makyajı nasıl ağır ağır uyguladım ayrıntılarıyla size göstereceğim. Bu 10 dakika içerisinde ürünleri, şu ürünü kullanırım diye anlatmadığımdan dolayı size önce ürünleri göstereyim. Atomik paleti kullandım. Bunun içinde zaten benim ihtiyacım olan bütün ürünler var. Şöyle evet. Göstereyim. İçinde highlight'ı var, kontürü var. Bunu allık gibi kullanabiliyorum zaten. 4 tane değil mi? 4 tane de farı var. Evet, Banu Ten makyajında aydınlatıcı, kontür ve far olarak bu paleti kullanacak. Atomic Blonde paleti. Şöyle göstereyim mi? Evet. Sonrasında tabii. Ben hatta şöyle ürünlere eğileyim konuşurken, netlemeye çalışayım. Sports BB'yi kullanacak bir gün. Sports BB benim, yani ben normalde serum fontanlarını çok seviyorum ama bununla alakalı özellikle şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi ben makyajımı tazelemekten asla ve asla hoşlanan bir insan değilim. Çok güzel renkle bütünleşiyor zaten, ben kendi story'imde de sayfamda da çok kez bunu paylaştım. Hem %15 bütün Shiseido'nun güneş ürünlerinde indirim var. Hem de yaz kış demeden, yani çünkü suya dayanıklı değil mi bu? Evet. Suya dayanıklı bir fondöten olduğu için. Aslında BB krem. Evet, yani fondöten, işte BB krem evet ve dağılmıyor da. Yani sabah nasıl makyaj yapıyorsanız akşam hala yüzünüzde pürüzsüz bir şekilde kalıyor. Çünkü ben kullandım. Sana güvenim. Evet, bunlar makyajımızın kilit ürünleri. İstersen şimdi ben makyaja başlayalım. Sen makyaj yaparken gelen soruları da sohbet ederek cevaplarız. Aynen. Tekrar ama şunları ben bir göstereyim de tamam. Problem olması. Konsiler olarak Radiant Creamy Concealer kullanıyorum. Maskara, Shiseido'nun yeni maskarasını kullanıyorum. Bu efsane bir maskara. Evet, geçen hafta Yasin Şefik bunu uyguladı modeline. Gerçekten çok beğenildi. Biz de bayıldık. Sen de bugün uygulayınca bayılacaksın. Başlayalım mı? Başlayalım. Şimdi küpelerimi çıkarıyorum. Küpelerim bana engel olmasın. 10 dakikamız var. Kontrol ediyorum. Hadi 10 dakikayı bir dakika da geçse. Evet, şimdi biz konuşarak yapacağımız için 10 dakikayı geçebiliriz. Çünkü sen normalde bu makyajı 5 dakikada bile yapıyorsun. Evet. Ben ama biliyorum. Yine de hızlı yapacağım. Evet. Çok iyi, sadece adımlarıma dikkatle dinleyin. Yani siz de elinizde şu an zaten makyaj yapacağım ürünler 10 tane. Yani bunu çok hızlı şöyle bir şekilde 10 dakikada evet. Bakın. Şu fırçalarımı alayım ben. Evet, tüm kullanacağımız ürün bu kadar ve bu ürünlerle nasıl güzel bir makyaj yapacağız şimdi göreceksiniz. Zaten makyaj yaparken ürünlere tek tek değineceğiz. O yüzden şimdi sadece genel olarak üzerinden göstermek istedik. Evet, başlayalım. Şimdi önce primer kullanıyorum. Evet, bu NARS Radiance Primer. Biz her zaman söylüyoruz bu primer'ın özelliğini. Cilde müthiş bir aydınlık, ışıltı veren bir makyaj bazı ama bunu yağlı ciltlere önermiyoruz. Çok hızlı bir şekilde, hadi bu tarafıma da uygulayayım. Fırçamla Sigma'nın fırçasını kullanıyorum. Daha böyle top top, daha tok, daha iyi oturtabilen bir fırça. Dairesi hareketler uyguladım. Bakın daha aydınlık bir sonuç veriyor. Evet, kesinlikle. Bazı cildine zaten makyaj aldığı değil, tek başına kullanan tek başına da çok var. Çünkü hani böyle cilde senin de şu an gördüğün gibi çok canlı, aydınlık bir ifade verdiği için makyaj yapmayanlar da o gün sadece yüzüne bu makyaj bazı sürükleşiyorlar. Şimdi şöyle bir şey, Sport BB'yi ben normalinde nasıl kullanıyorum? Çalkalıyorum ve yüzüme döküyorum ama siz böyle yapmayın. Üstünüz kirlenebilir. Evet. Yani bu benim tekniğim. Fırçaya şöyle ya da elinizin üstüne uygulayabilirsiniz. Belli aralıklarla şöyle dökün. Bakın o kadar hızlı ki. Çok iyi emiliyor. Sports BB kullanıyorum evet. Şu an gösterelim. Sports BB'de şu anda %15 indirim var. Elimizde medium ve dark rengi var. Hani SPF 30'u suya dayanıklı bir BB krem. Bunu zaten bilenler biliyor.
yazında çok sattığımız bir ürün. Sömestr, şu an sömestr tatilinde olduğumuz için dağa kaya giden çok var ve cildimizi biliyorsunuz ki sadece yazın değil, kışın da korumak zorundayız. Çünkü kışın da cildimize UV ışınları temas ediyor. O yüzden bunu kış döneminde de suya dayanıklı bir ten ürünü isteyenler rahatlıkla kullanabiliyor. Bugün de Banu bu hızlı makyaj için, gün içinde makyajının bozulmasını istemediği için asla makyajımı spot BB'yi tercih etti. Tekrar tazelemem, hiç sevmem. Çünkü elime ben makyaj malzemesi taşımıyorum ruj halinde. Evet. Bancım o tarafını gösterebilir misin? Bakın bu tarafına Sports BB uyguladı, bu tarafına elinizde. Hiçbir şey yok. Şimdiden görüyorsunuz. Gördünüz değil mi? Sonra. Radiant Creamy Concealer'ım benim. Radiant, pardon. Şöyle hızlı bir şekilde, ben bu kadar. Çünkü göz altımda herhangi bir morluk vesaire olmadığı için çok hızlı bir şekilde böyle daha aydınlık görüntü çok sevdiğimden Sigma'nın fırçası. Biraz daha büyük bir fırça kullanırsanız çok daha iyi olur çünkü hakimiyet tamamen sizde olur. Sigma F03 fırçayı kullanıyorsun. Aynen. Bunu bütün bize gelen makyaj artistleri kapatıcılarda kullanıyor bu fırçayı. Gerçekten Sigma F03 kapatıcıyı uygulamak için mükemmel bir fırça. Soft mat kapatıcıyla da bu fırçayı kullanıyorlar. Şu an senin gibi Nars Radiant Creamy Concealer'da da. Gördünüz değil mi? İki yüzün arasındaki fark. Ay ne kadar kötüyüm. Ay Allah'ım yarabbim. Ben bugün çok hızlı gidiyoruz. Yavaş gidelim çünkü çok arada ürünleri soran da oluyor. Ben şimdi hemen ten ürünümüzü göstereyim. Banu'nun uyguladığı yüzüne Sports BB'yi alıyorum. Şöyle size yakından göstereyim. Concealer'ı da göstereyim. Ekran görüntüsü döndü. Ekran görüntüsü almak isteyenler için Sports BB. Şu anda bu üründe %15 indirim var. Banu bunun medium rengini kullanıyor. Banu'nun biliyorsunuz teni çok açık, beyaz tenli ama medium rengi ona çok güzel oluyor. Yani çok oluyor. Güzel adapte oluyor. Evet. Cilde. Bakın. Bunların böyle bir özelliği zaten var. Zaten elinizde şu an light rengi yok ama eğer açık tenliyseniz medium rengi de size olur. Göz kapağımıza da uygun. Tabii şöyle, biraz daha normalde ben bunu jet hızıyla yaparım. Ama aralarda çok kaçırmayayım diye biraz daha yavaş evet. yapıyorum. Evet. Concealer'ım, Charmer evet. Concealer'ım. Concealer olarak da Nars'ın Radiant Creamy Concealer'ını uyguladık. Sigma F03 fırçayla uyguladık bunu ve zaten yüzün yarısını uyguladık. Bakın görüyorsunuz. Ben de şu an görüyorum. Mesela ne kadar farklı. Burası ikisinin arasında evet. inanılmaz bir fark var. Şimdi başlıyorum. Ve kaşlarımı birazcık boyamak istiyorum göz makyajıma başlamadan önce. Zaten kaşımda kalıcı bir kontur var ama hafiften yine tabii fondöten geldiği için bir tık hızlı bir şekilde şöyle bunun ismini söyleyeceğim size. Evet, bu Nars'ın yeni çıkan kaş kalemi var. Nars Brow Perfector. Daha doğrusu bu kaş kalemi vardı fakat yenilendi. Ucuna da fırça eklendi kaşları taramak için. Şu an Banu Nars Brow Perfector kullanıyor. Bu üründe onun işi bitince size göstereceğim ekran görüntüsü almanız için. Evet, böyle aralara şöyle rastgele ben zaten benim bir çizgim var burada. Bu arada bu ürünümüz şu an indirimde az önce söylediğim gibi 160 TL'ye indi %15 indirimle. Vallahi çok güzel indirimler var. Evet. Ben böyle sayfa sayfa gezdim. Karma ciltler, bu arada sorular geliyor. Ben sen makyaj yaparım ona da cevaplayayım. Karma ciltler hangi bazı kullanma diye sormuş Gökçe Hanım. Karma ciltler bence her şeyi kullanabilirler. Karma cilt çok mesela çok kuru. Ne çok yağlı değilse. Evet. Onlar için Nars Pore Shine Primer'ı uygundur. Şu an burada olmadığı için gösteremiyorum ama Pore and Shine Primer karma ciltler için ve yağlı ciltler için uygundur. Evet. Kaşlarıma da yaptım. İki kaşımın arasındaki farkı zaten çok net görüyorsunuz. Evet. Ürün, kaş kalemini gösterelim. Kaş kalemini de şöyle gösteriyorum ben. Evet, bakın şimdi yakın çekim yapacağım. Kaş kalemi Naya rengini uyguladım. Onu bir sabit tutabilir miyiz şurada? Tabii tutarız. Evet, Naya. Gördüğünüz gibi Banu'nun uyguladığı kaş kalemi bu. Ucunu açalım mı Banu'cum? Göstereyim. Tabii ki. İncecik Banu gibi bir ucu var. Bakın kıl tekniği gibi uygulamayı sağlıyor. Diğer tarafıyla da tarıyoruz zaten. Şöyle tarıyoruz. Evet. Teşekkürler. Şu ellerimi de sileyim. Her zaman bir peçeteniz olsun. Evet, şimdi. Bunu yaptıktan sonra tabii sabitlemem gerekiyor. O yüzden de şeffaf bir brow jel kullanıyorum. Nars'ın. Evet, brow jeli şeffaf. Bu evet. kaşları tarayan şekilde kaşları tarıyor, şekil veriyor ve sabitliyor. Üste böyle hani yapışkan yapışkan bir sonuç da vermiyor. Ben hani o doğal görüntüsünü Nars'ın kaş ürünlerinde o doğal görüntüyü çok seviyorum. Bakın sabitledim. İki kaşımın arasındaki bayağı bariz bir fark var. Evet. Bir şöyle
kameraya bakabilir misin? Kaşını görelim. Evet. Bakın bunlar Nars Brow Perfector ile doldurulmuş kaş. Bu da henüz hiçbir şey uygulanmamış kaş. Evet. Sevdiniz mi? Öyle fark ediyor musunuz? Yani iki yüzünün iki tarafı arasında şu anda zaten bariz fark var. Şimdi en sevdiğim ve en kolay. Bu ürünü tüm cilt tipleri kullanabilir. Fondöteni Sports BB'yi. Bir daha söyleyelim. Evet. cilt bakım sorularınızı WhatsApp hattımıza yönlendirirseniz güzellik uzmanımız size geri dönecektir. WhatsApp hattımızın numarası profilimizde yazıyor. Çünkü şu an hızlı bir makyaj uygulaması gösterdiğimiz için cilt bakım sorularıyla hani bunlar daha detaylı sorular çünkü hem yayını bölmek istemiyorum hem de akışı karıştırmayalım diye cilt bakımıyla. WhatsApp hattına danışırsanız güzellik uzmanımız size yardımcı olacaktır. Şimdi Atomic Blonde paletim var. Evet, bu bizim Nars'ın palet. Sınırlı üretim yüz paletimiz. Üstteki 4 renk far. Bu aydınlatıcı koyu renkte bronzer ve kontur kontür yapmak için kullanılıyor. Şimdi Banu inanılmaz bir palet. Tüm ten makyajını bununla yapacak. Şimdi şöyle çok hızlı bir şekilde göz kapağıma fırçamı fazladığını, hani concealer göz kapağına uygulanmaz ama toplanma, evet toplanma yapar. Çok yoğun sadece concealer kullanırsan yapar ama ben fırçamın ucundaki concealer'ı sadece üst tarafa şöyle geçiyorum. Ve hem pürüzsüz bir sonuç veriyor hem de renk aynı oluyor. Bunun üstüne şöyle bir şey yapabilirim. Bu tercihe bağlı bir şey. Buradaki açık rengi alıp çok hızlı bir şekilde şöyle bütün göz kapağınıza geçebiliyorsunuz. Ben biraz hızlı anlatıyorum. 10 dakika olduğu için çok hızlıyım. Hani buradayım. Burada 10 dakika ama hani biraz daha yavaş gidebiliriz. Tamam. O zaman şöyle yapıyorum. Ne kadar güzel bir şey. Evet, çünkü bak takipçilerimiz de diyor ki biraz daha Banu Hanım yavaş konuşsa daha. Ben acayip hızlı bir insanım. Hayatımda yaptığım en hızlı şey, iki şey var. Biri hızlı konuşmak ve hızlı makyaj yapmak. Başka hiçbir şey hızlı yapamıyorum. Ben sana müdahale edeceğim Banucuğum. Dış sesim. Dış. Evet, bu arada bu ürünü bir daha göstermek istiyorum. Bir rica edeyim mola. Sports BB krem Shiseido'nun tüm cilt tipleri kullanabilir ama cildiniz çok kuruysa altına bir nemlendiriciyle uygulamanızı tavsiye ediyoruz. Ya da Banu'nun yaptığı gibi Nars'ın Radiance Primer'ıyla. Eğer cildiniz çok yağlıysa da bu yağı dengeleyici bir baz ya da nemlendirici kullanıp üzerine bunu uygulayabilirsiniz. Suya dayanıklı bir üründür. Ve şu an %15 indirimde 160 TL. Şimdi devam ediyoruz. Evet Banu'cum. Evet şimdi... açık rengi uyguladım. Bütün göz kapağıma. Pardon şöyle göstereyim. Evet. Tek başına da bir farı kullanabilirsiniz. İlle böyle 80 tane far kullanmanıza gerek yok. Önemli olan güzel, pürüzsüz, güzelliğinizi ortaya çıkaran bir makyaj olması. Mesela sabah makyaj yapacağım diye de 10 tane rengi karıştırıp çirkin bir makyaja dönüşmesini istemem. Geldim. Konuşamam, çok hastayım, kusura bakmayın. Siyah bir göz kalemi. Siyah göz kalemi bir insanın hayatını nasıl kurtarır? Onu anlatacağım. Alıyorum. Bu arada kullandığın göz kalemi... Hemen gösteriyorum. Nars'ın Velvet Eyeliner, yani dağıtılabilir göz kalemi serisinden. Çünkü bu göz kalemi serisi çok yumuşak oluyor. Uyguladıktan sonra, şöyle netlemeye çalıştım, evet... Fırçayla dağıttığınızda smoky, yani dumanlı göz makyajı ifadesi veriyorsunuz. O yüzden Velvet Eyeliner serisini tercih ettik. Rengi siyah, kalemin rengi Black Moon. Şimdi kalemimi alıyorum. Bir tane de şöyle bir fırçam var. Her zaman kalem dağıtmak için bir fırçanız olsun. Kalem şeklinde de olabilir ama Sigma'nın fırçaları şu tarz şöyle bir şey için ideal. Şimdi... İster içe çekin, ister dışa çekin. Hangisiyle kendinizi daha rahat hissediyorsunuz? Ay makyaj sizi gerçekten çok kötüyüm ya. Şu an kendi kendimle böyle bir şey yaptım. Hayır, hep seni makyajı görmeye alıştım. Evet, ben de kendimi hep makyajı görmeye alıştım. Sen yayınlarda hep makyajlı olduğun için evet. Ondan değişik geliyor. Tamam. Şimdi, gayet güzelsin daha. Teşekkür ederim. Şimdi kalemimi alıyorum. Evet, rastgele. Bakın, rastgele hiç düzgün çekmiyorum görüyorsunuz ama hızlıca. Ay çünkü işe geç kalıyorum. Hızlıca makyajımı yapmam lazım. Ne yapıyorum? Böyle rastgele çektim. Hiçbir şey yapmadım. Hiç düzgün değil. Ay nerede benim fırçam? Sesim gelmiyor diyorlar. Seste bir problem benim var. Benim sesim nasıl bundan? Gelmiyor? Nasıl gelmez senin sesin? Çünkü aynı zamanda YouTube çekimi yapıyoruz. Orada bir sorun yok. Buradan ses çok net geliyor. Problemi anlamak için soruyorum. Ses geliyor mu acaba? Evet, ses geliyormuş. Devam evet, çünkü ben zaten çok sesi kalın bir insanım.
Tamam. Teşekkür ederiz. Ses geliyor dedi takipçilerimiz. Evet. Şimdi siyah kalemimi gördünüz değil mi? Kalın kalın. Şöyle, bunu kahveyle de yapabilirsiniz. Ben siyah kullanmıyorum. Maviyle de yapın, yeşille de yapın. İsterseniz her renkle yapın. Bakın, şöyle rastgele sürdüm. Fırçamı alıyorum. Bu şekilde değil ama. Yan. Aldım. Yani smokey yapmak mı istiyorsunuz? Ben sadece şuradaki üst kısmı dağıttım. Çok pratik. Bakın. Git gel yapıyorum. Bu kısma çok fazla girmiyorum. Gidip geliyorum, gidip geliyorum. Sonra şurası da beni aşağı düşürdü. Ne yapıyorum? Alıyorum. Bak mesela dağıttım. Hiç önemli değil. Şuradan yukarı doğru çekiyorum. İsterse altlarımı üstlerime bulaştır. Hiç fark etmez. Görüyorsunuz bulaştırdım. Fırçamı alıyorum. Temizledim. Concealer fırçamdaki her zaman, tabii çok böyle simsiyah değilse temizleyebilirim. Bakayım nasıl göründü. Evet. Sonra ne yapıyorum? Ne yapabilirim? Hadi kahveyle yapalım altını. Kahve kalemimi. Normal siyahla yapacaktım da. Bizim çok sevdiğimiz, artık hepiniz biliyorsunuz, Mambo. Acayip kızıl güzel kahve, bir renk. Müthiş güzel bir renk. Narsin Velvet Eyeliner serisinden Mambo rengi, kızıl kahve. Şimdi onunla gözünün altına uygulama yapıyorum. İçin kahverengi kalemi çekiyorum ama bu şekilde bırakmıyorum. İsterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz ama siyah yaparsanız bırakabilirsiniz. Kahvede çok fazla belli olmayabiliyor. Bir tık alt kısımlara kirpik dibime doğru uyguluyorum. Sanki hani böyle yanlışlıkla çekmişim de alta bulaşmış gibi. Gayet amatörce bir şey yaptım özellikle. Yine fırçamı alıyorum. Kirpik dibime itiyorum. Bu göz altındaki buğulu görünüm için yaptığımız bir uygulama aynen, değil mi? Bak, aynen, doğal göz altında ve hani smokey yapmak aslında eyeliner çekmekten hızlı bir uygulama için daha kolay. Çünkü kontrol tamamen sende. Fırça seni, sen fırçaya yönlendirmelisin. Yani karşıda şey, fırça konuşamıyorum, çok hastayım, gerçekten hastayım. Onun için bazen bugün bana tolerans gösteriyor biraz. Bence göz fırçası numarasını söyleyebilir misin? Söyleyeyim. E20. Sigma evet. E20. Şöyle anlatıyorum. Evet. Yani... Ayşegül Hanım, siz de WhatsApp hattımıza yönlendirin. Bu konuyla ilgili güzellik uzmanımız size bilgi verecektir. Evet. Yani dediğim gibi sadece fırçanın hakimiyeti sizde olsun. Şu kısımlara doğru dağıttığım ürünü iç kısımlara çok fazla gelmeden dumanlı ve buğulu bir makyaj yapıyoruz. Eyeliner'dan daha çok hata kaldırabilen bir uygulama esasında bu. Evet. Biraz daha renk uygulayayım mesela ben. Biraz daha renk katayım. Bu içindeki paletlerimi kullanayım, zamanım da var. Bir 5 dakikam daha var mesela. Ne yapabilirim? Biraz daha şuradaki rengi alıyorum. Koyu rengi. Evet. Biraz daha hadi gölge yapalım. Bunun için de o kadar kolay ki şöyle bilen fırçası var. Narsin bir fırçası. 42 numaralı Narsin fırçasıyla renkleri şu an böyle güzelce harmanlıyor bana. Karşıya baktım. Benim için burası önemli, bakın. Hiç bakmadan yapıyorum. Ya bu fırça zaten mükemmel bir uygulama yapıyor. Nars 42 numaralı fırçayı uygulama bakın, yapıyor şu an bana. Bir aldım. Fazladan atıyorum. Oturttum. Size bakıyorum. Aynaya bile bakmıyorsun şu an. Değil mi? Evet. Nasıl? Nasıl görünüyor? Bence güzel. Güzel. Fazla mı geldi? Yine concealer fırçam var. Şu kısımlara uyguluyorum ve temizliyorum. Bu kadar. Evet. Mesela Banu bu şekilde seviyor. Eğer size bu göz makyajı yoğun veya koyu geldiyse gösterdiği yöntemle concealer fırçasıyla süpürür gibi fazlalıkları alabilirsiniz. Şimdi tekrar gösteriyorum. Benim concealer'ım nerede? Aşağıları toparlandı. Toplandı. Evet. Şimdi biraz daha Şu an ne yaptın Banu'cum? Şu an aynı fardan biraz böyle bir hoşuma gitti. Böyle bir ışıltılı yaptım. Malum zamanım var. Bir 5 dakikam daha var. Bunu güzel değerlendirmem lazım. Evet. Konsilerimi bir daha aldım. Çünkü ben biraz daha aydınlık seviyorum. Beyaz tenli olduğum için. Tekrar aldım. Şurada bir üçgen yapalım. Hadi buraya da biraz yapalım. Dökülmüş. Fırçamla blend ediyorum. Ama o kadar kontrolüm ki böyle rastgele savurmuyorum esasında. Evet, şu an kapatıcıya uyguladığı fırçayı bir daha söyleyelim. Sigma F03. Sigma'nın fırçaları gerçekten çok iyi, ben de kullanıyorum. Sigma F03 fırçasıyla kapatıcıyı uyguluyor Banu. Gerçekten inanılmaz fark yok mu? Var. İnanılmaz fark yok mu yani? Bakar mısınız evet. Şuraya? Evet, çünkü biz her zaman söylüyoruz bunu Banu, biliyorsun. İyi kozmetik ve kaliteli kozmetik ürünlerinizin olması tek başına yeterli değil.
İyi makyaj için iyi fırçalarınızın olması gerekiyor. Aynen. Çünkü bu ürünleri neyle uyguladığınız çok önemli. Doğru ürünler ve iyi fırçalarla cildinize uygulamalısınız. Sonra tabii makyajımızın olmazsa olmazı maskara. Evet. Shiseido. Ben Shiseido'yu çok seviyorum. Yani. Bu yeni çıkan bir maskaramız. Göstereyim mi? Evet. Shiseido Imperial Lash. Eyvahlar olsun. İsmin haftasına gelin ya. Fırçaya bak, fırçaya. Çok güzel. Şimdi nasıl uygulanması gerektiğini göstereceğim. Maskara sürerken en önemli şey. Bunu saatlerce anlatabilirim. Uçlara böyle sürmek yok. Yoruma cevap vermek tabii istiyorum. Bu günlük olur, gece olur. Hani bunun günlük göz makyajı diye söylemedik zaten. Çok aceleniz varken dışarı çıkarken yaptığınız bir makyaj. Bana bu şekilde sevdiği için tercih etti. Siz bunu daha hafif bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet. Hani günlük değil. İsteyen günlük kullanır, isteyen gece yani, kullanır. Siz sim kullanmak istiyorsanız glitter kullanabilirsiniz tabii ki sabah. Öyle bir vaktiniz varsa, yeteneğiniz varsa ve yakışıyorsa tabii ki de yapabilirsiniz. Evet. Şimdi bir takipçimiz demiş ki göz altındaki far kalıp gibi kaldı. Onu nasıl halledecek? Şu an benim göz altımda kalıp gibi mi kaldı? Oradan öyle mi görünüyor? Öyle görmüşler. Ben de bunu söylemek istedim. Bana bakar mısın? Ha, kalıp gibi durmuyor. Bizce siz evet. Ne dersiniz hanımlar? Hani orada biz özellikle alt kepik dibinde dumanlı bir görünüm yaptı. Şu an maskara yok ya belki ondan olabilir belki mi? Belki de evet maskarayı tamam, uyguluyorum. Tamam hadi sizi mi kırayım? Madem kalıp gibi kaldı. Şuradaki açık rengimi alıyorum. Evet. Biraz daha dip kısımlara bunu yediriyorum. Bu sefer aynaya bakarak yapayım. Çünkü biliyorsunuz makyaj çok kişisel bir uygulama. Kimine az gelen, kimine çok gelir, kimine yoğun gelen, kimine az gelir. Makyaj tamamen yüz tipinize ve tercihlerinize bağlı olarak yapılan kişisel bir uygulamadır. Evet, şu an nasıl oldu? Bence gayet güzel. Yani genel olarak dumanlı bir görünüm. Aynen, şu an maskara yok ya. Yüzde çok eksik var. O yüzden belki de çok kalıp gibi bir makyaj görmüş olabilirsiniz. Fırça yapısını şahane. Evet. Tamam. Shiseido Imperial Lash maskarayı evet. Şimdi anlatacağız. Maskara uygularken en önemli şey. Böyle bir uygulama asla yok. Şunu böyle göstereceğim. Çünkü bunu dediğim gibi sabah kadar anlatabilirim. Fırçanız bu ya. Şöyle bir iki, böyle bir şey yok. Önce alıyoruz, kirpik diplerimizi oturtuyoruz. En önemli şey. Biraz daha böyle yakından evet. Göstereyim mi? Oturttum. Görüyorsunuz yukarılara ittim. Dip ne kadar dolu olursa kirpik o kadar hacim kazanır. Sanki dipte ince bir eyeliner varmış gibi durur. Sonra tampon da. Tabii bununla profesyonelleştikçe bakmadan bile maskara uygulayabilirsiniz. Tamam şimdi başlıyorum. Bu arada gözaltı kapatıcımız Semra Hanım sormuş. Bancım gösterelim onu. NARS Radiant Creamy Concealer. Çok güzel ve asla dokulama yapmıyor. Ekran görüntüsü almak isteyenler için bunu da Sigma F03 fırçayla uyguladık. O fırçayı da şöyle göstereyim. Evet, bu fırçayla uyguladık kapatıcıyı. Sigma F03. O numarasını ekran görüntüsü almak isteyenler olabilir. Yakından gösterelim. Evet, kapatıcıya uyguladığımız fırça budur. F03. Evet, şimdi. Bir kahvemi alayım. Tabii ki. Şimdi maskaramı uyguluyorum. Aldım ve maskarayı asla tampon yapmayın. O zaman kurur. Fazlalığını şöyle atıyorum. Bakın oturtuyorum. Evet, şöyle. Tampon hareketlerle uç kısmını böyle bir yukarıya atıyorum ki daha havalı dursun, kalkıp dursun. Yalnız ben hanımlar fark ettiniz mi şu kadarcık bir uygulamayla bile, maskara uygulamasıyla bile kirpikler nasıl oldu? Gerçekten makyaj beni ne kadar değiştiriyor farkında mısınız? Şöyle bakar mısınız bağımın kirpiklerine? Sadece bir kere maskarayı sürdü ama işte doğru uygulama tekniği ve doğru maskara. Şu an tekrar üst üste geçmedim ama geçeceğim. Ben bir 2-3 kat daha geçeceğim daha volüm kazansın. Bana doğru bakar mısın? Bir dakika şunu sabitleyeyim ben. Düz bakar mısın bağımcım bana? Bakar mısınız kirpiklere? Çok güzel. Çok farklı. Bu maskaramızı gösterelim mi uyguladığın maskarayı? Evet, bu söylediğimiz gibi Shiseido'nun yeni çıkan Imperial Lash maskarası budur ekran görüntüsü almak isteyenler için. Geçen hafta çünkü bir yayınımızda da Yasin Şefik'le yaptığımız yayında da çok sordunuz. Yine mükemmel bir göz makyajı olmuştu. Onda da bu maskarayı kullanmıştık. Bugün de Banu gördüğünüz gibi kirpiklerini bu maskaraya uyguladı. Ve ifadeyi nasıl değiştiriyor maskara değil mi Kesinlikle. Banu? Kesinlikle, çünkü göz daha dolu duruyor. Yani yüzde mesela atıyorum ben işte kırmızı ya da daha koyu bir ruj kullansaydım ki belki bu evet. Yüzde bile kullanabilirdim ama daha muhtemelen daha doğal bir göz tercih edeceğim için koyu renk ruj sürdüğümde tek başına çok yoğun bir şekilde bu maskarayı uyguladığımda da
Ona öyle bir kombin yapabilirdim. Evet. Fondöten rengimizi bilmiyorsanız bir takipçimiz sormuş. Profilimizde WhatsApp hattımız yazıyor. Orada güzellik uzmanımız size bu konularda destek veriyor. Özellikle fondöten rengi seçiminde. O numarayı yazarsanız merak ettiğiniz sorunun yanıtını alabilirsiniz. Nasıl şu an? Ya Banu'cum mükemmel oldu. Mükemmel. Yani söyleyecek laf bulamıyorum. Kirpiklerin harika görünüyor. Ama bana bakar mısın bu güzel kirpikleri? Küpemi takayım, işe gideceğim çünkü hazırlanmam lazım. Sarper, Banu'nun kirpiklerine yorum yapmak ister misin? Ay lütfen Sarper, yapsana kirpiklerime yorum. Bir esinti var şimdi böyle, gözünü esinti kapatıp açıyorsun ya. Evet böyle. Şu an kendimi görüyorum, Allah yavrum. Tamam. Alnımıza geçelim mi? Geçelim. Yüzümü boyutlandırayım. Çok seviyorum. Ben Banu'nun bugünkü makyajda kullandığı ürünleri yayından sonra story'de tek tek size göstereceğim. Bunu da dipnot olarak belirtmek istedim. Şimdi fırçam şöyle kesik bir fırça ama siz daha büyük bir fırçayla rahat ediyorsanız eğer daha büyük fırça da kullanabilirsiniz. Hangisine eliniz çok alıştıysa onu kullanın. Yine atomik paletim var. Paletler benim her zaman hayatımı kurtarır. Bunu bir make-up artist olarak söylüyorum. Eğer hani çok pratik olmak istiyorsanız tek tek de alabilirsiniz ama palet halinde almanız sizin için daha avantajlı. Evet. Bakın bir tek bir paletle şu anda makyaj nasıl yapacak Banu? Gördüğünüz gibi göz makyajını bununla yaptı. Aydınlatıcı ve kontürü de bu paletteki ürünlerle aynen uygulayacak. Şimdi şuradan bir highlight'ımı alayım. Hadi önce highlight yapayım. Hangi highlight'ı gösterelim? Şu açık renk. Evet. Şu kısmı. Yine ben hani ekstra ayrı bir fırça kullanmıyorum. Çünkü ben de kendime makyaj yaparken hani ayrı bir sürü fırça kullanmıyorum. Çünkü benim için pratiklik çok önemli. Bunu aldım. Şu kısma da uyguluyorum. En sevdiğim yer burnumun ucu. Sonra şu ortası ama bunu sürekli her videomda muhakkak bahsediyorum. Burnumun ucu ve şu kısım. Komple bütün bir yüzümü uygulamıyorum. Komple bütün bir yüzünüz asla aydınlatmayın. Güzel bir görüntü olmuyor. Evet, bu çok şurada önemli değil mi? Çok yani önemli. Aydınlatıcının dozu önemli. Aynen. Sonra koyu rengi alıyorum. Evet, koyu rengi şu. Evet. Aynaya bakıyorum çünkü ben çok beyaz tenliyim. Benim gibi çok beyaz tenli olan insanlar varsa ki vardır. Şimdi güzel bir şey daha göstereceğim. Tülin Hanım, ruju sona sakladık. Göreceksiniz. Rujda da Banu harika bir ruj seçti. Onu uygulayacak. Şimdi tabii benim yüzüm birazcık tombilik bir yüz olduğu için biraz daha şu şekilde aşağı doğru yapıyorum. Mesela hadi biraz daha yapayım çok koyu olsun. Ay diyeceğim nasıl bir makyaj oldu? İşe geç kaldım ne yapacağım? Genel bana gösterir misin böyle? Bakın şu anda burada bir yanlış uygulama var. İnanılmaz. Acele işe şeytan karıştı ve bütün fontenim mahvoldu diye düşünüyorum. Bunu nasıl kurtarmanız gerektiğini söyleyeyim. Evet bunu çok yapıyoruz. O yüzden sen böyle dururken bir daha bunu üzerinden geçmek istiyorum. Sabahları acelemiz var ya da akşam bir yere gideceğiz acelemiz mahvoldu var. Yüzümüze kontür ya da allık neyse uygularken çok yoğun uyguladık. Böyle gördüğünüz gibi çizgi ya da çamur gibi kaldı. Kaldı. Şimdi bunu nasıl düzelteceğiz? Bir de bu kadar beyaz tenli bir insanda bu kadar çizgi gibi kaldı. Normalde çığlık atarız değil mi? Fontenim var. Tampon, oturtu çek. Oturtu çek. Bakın o yanlış uygulama nasıl düzeldi gördünüz mü? Düzelmiş görünüyor değil mi şu evet, an? Evet, çok güzel. Evet, üstüne belki tekrar bir highlight geçebilirsiniz duruma göre. Duruma göre tekrar üstüne herhangi bir şey geçebilirsiniz ama kurtarma olayı budur. Bunu aynı şekilde uyguladığımız aydınlatıcı, allık ve far paleti budur. Ayrı bir ürün kullanmıyoruz. Nars'ın Atomic Blonde paleti. Aynen. Arkasının ismini gösterelim mi Banu? Banu'nun bugün göz makyajını ve ten makyajını yaptığı palet bu. Nars Atomic Blonde palet. İçindeki highlighter'ı kullandı aydınlatıcı için. Ve koyu rengi bronz pudrayı kullandı. Yüzüne gördüğünüz allık ve kontür uygulaması için. Zaten üstteki 4 renk de far renkleri. Aynen. Onu da far olarak kullandı. Şimdi aslında bitti makyajım. Evet bakın ruju geçelim o zaman. Şimdi rujum çok seviyorum. Bunlar benim çok sevdiğim. Sen bunu daha önceki bir canlı yayınımızda da seçmiştin. Ben de bunun başka, sana çok evet yakışmıştı. Tabii de ben şunu şöyle kullanırım. Mesela dudak kalemimle rujum farklı olur birbirinden. Ama tabii inanılmaz bir bağımsız bir renk değil yani tabii ki de. Çok pardon. Bu arada Banu'cum bana bakabilir misin? Bakarım. Şimdi şöyle yüzün bu tarafına uygulama yaptı. Gördüğünüz gibi uygulama yapılan tarafı bir daha göstermek istedim. Bu tarafa henüz yapmadık. Şimdi oraya geçeceğiz. Neden böyle iki ayrı uygulama yaptığımızı da Banu açıklayacak rujunu sürdükten sonra. Şimdi dudak kalemi de kullanabilirsiniz ama sabah çok acelemiz var ya.
bu lip gloss gibi görünüyor ama lip gloss değil. Sevgi Hanım, bu yayının tekrarını story'e atacağız, oradan izleyebilirsiniz. Bu yayındaki ürünleri de story'de ve Instagram'da post olarak paylaşacağız. Ama şimdi balm rujunu sürerken hemen size ten ürününü göstereyim. Sports BB'yi kullandı balm ten ürünü için. Bu biliyorsunuz hafif yapılı bir fondöten de diyebiliriz. BB krem aslında ama çok güzel bir ten ürünü. Suya dayanıklı. Esmer tenler için de bu az önce gösterdiğimiz Atomic Blonde paletteki bu farları kullanabilirsiniz. Çünkü bu her ten rengine inanılmaz yakışıyor. Biz esmer bir modelle de bu çalışmayı yaptık. Çok çok güzel oldu. Hatta geçen haftaki Yasin Şefik'in modeli melez bir modeldi. Sadece bu paletle uygulamayı yaptı. Onu yakında YouTube'a da yükleyeceğiz. Oradan görebilirsiniz. Evet. Bitti. Ve Banu rujunu uyguladı. Banu'cum rujunu gösterir misin? Rujum çok çok. Sen onu çok, çok seviyorsun. Bu Velvet Lip Glide. Evet. Ben onu alayım. Ekran görüntüsü. Ben ruju çok seviyorum. Çok doğru renk rujları kullanmaya. Makyajın tamamen tamamlayıcısı. Narsın Velvet Lip Glide likit ruj serisinden Xenon rengi. Çok gördüğünüz gibi budur. Ekran görüntüsü almak isteyenler için. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Dudaklarını gösterin. Mesela kahve tonlarda göz makyajı yaptı Banu. Siyah göz makyajıyla da bu tonlar çok ünlü. Çünkü aynen, sen siyah aynen. kahve karıştırdın. Evet, siyah kahve karıştırarak kullanıyorum. O yüzden bu renkle çok güzel oluyor. Ama hani dudak renginiz biraz daha koyuysa bunun farklı renklerini tercih edebilirsiniz. Yani çok böyle açık renk kullanmak zorundasınız demiyorum. Hangi renk dudak renginizle çok iyi adapte, uyumlu. Ona göre zaten bunun doku olarak da çok yumuşak bir dokusu var esasında. Onu da şöyle göstereyim. Bakın. İyi, daha transparan bir görüntüsü var. Bunu aynı renk dudak kalemiyle destekleyebilirsiniz. Başka dudak kalemleriyle de yine destekleyebilirsiniz. Daha kalıcı bir rujun üstüne renk değiştirmek için de kullanabilirsiniz. Genellikle ben öyle yaparım. Evet, çok güzel. Şimdi yüzün bir tarafını bitirdik. Evet. Ya ben şu an kirpiklerime bakmaktan kendimi alamıyorum. O kadar güzel bir sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa sorabilirsiniz bu arada. Evet, Banu'ya sormak istediğiniz hanımlar soru var mı? Çünkü yüzün diğer tarafını uygulamaya geçiyoruz. Hatta ona da Mambo, bizim meşhur kızıl kahve göz kalemiyle göz üstüne uygulama yapacağız. Evet. Başlayalım Banu'cum o zaman. Bunu çok hızlı yapayım mı yoksa yine yavaş yavaş anlatarak mı yapayım? Hızlı yapayım bu hızlı yapalım, ben soruları da cevaplayayım. Gerçekten hızlı yapıyorum. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine cevaplarız tabii ki. Yine radyans kremi konseylerim, çok hızlıyım. Evet, şu an hızlandırılmış bir makyaj yapıyoruz yüzün diğer tarafına. Ben sorularınızı takip etmeye çalışacağım. Çok hızlıyım, hızlı çıkmam lazım. Fondötenim nerede? Bizde sabitleyici sprey yok. Kendime nasıl fondöten sürdüğümü gösterebilirim. Evet, evet. Ama tabii bunu çok dikkatli yapın. Ya da hiç yapmayın, size bunu da gösterdiğim gibi yapın. Ama ben gerçekten böyle yapıyorum. Banu'nun sabah 10 dakikası var, bir nasıl çıkar? Çoğunlukla geç kaldığımı hesaplarsam gittiğim yerlere. Bunu en iyi Seren bilir. Evet. Banu hızlı makyajda bir numaradır. Çünkü az önce söylediği gibi her yere geç kaldığı için makyajını her zaman maksimum 5-10 dakika içinde yapar. O yüzden bu konuda çok tecrübelidir hanımlar. Hızlı makyaj için her türlü sorunuzu şu an Banu'ya sorabilirsiniz. Şu anda Banu Aksungur gerçekten hızlıca bunu nasıl yapıyor? Makyaj altı bazı makyajı sabitliyor evet. Ve de cildin daha güzel görünmesini sağlıyor. Fırçamı fazlalığını da yine attım. Hızlıyım. Evet. Bu gerçekten bir de makyaj dağılmıyor ve böyle hani süpürmüyorsunuz, anladınız evet. mı? Hani o güzel bir şey, böyle süpürdüğünüz zaman böyle altta ürün parçalanmıyor. O yüzden ben bunu yerim, çok evet. seviyorum. Banu yine ten makyajına Sports BB'yi kullandı. Gördüğünüz ben bunu bir ton kuyusunda kullanıyorum bu arada. Bu arada senin kullandığın ton medium rengi. Evet. Light rengi kalmadı ama gördüğünüz gibi Banu çok beyaz olmasına rağmen medium rengi onun tenine çok uyuyor. Eğer açık tenliyseniz, hani ortaya budaya yakın tenliyseniz bu medium rengini siz de kullanabilirsiniz. Hatta ben medium'u kullanırken şöyle hoşuma gidiyor. Sanki böyle yüzüme boyut kazandırıyorum böyle. En açık renk concealer'ı kullanıyorum. Bronzumu da sanki bana bronz tabii ki. Bir de ama şöyle bir enteresan bir özelliği var bu spor BB'lerin, ten ürünlerinin. Yani cilde kim cildine sürse adapte oluyor. Bir de güneşe falan da çıkabiliyorsunuz. Akmıyor. Suyla, terle akmayan bir ürün. Benim için hayatımın en önemli şeyleri işte. Fondöten özellikle göz altına sürülmüyor tabii ki ama fırçanızda biraz kaldıysa onu göz çevrenize de geçebilirsiniz. Düşünsenize de fondöten eğer göz altına uygulanmıyorsa o zaman göz altına zararsız cilde zararlı olması lazım. Tabii ki.
Yani. O yüzden biz hani her zaman fırçada, yani make-up artistler öyle yapıyor, onlardan öğrendik. Fırçada kalan fondöteni son dokunuşlarda göz çevresine de geçebiliyoruz. Çok hızlıyım. Tekrar adım değiştiriyorum. Aldım highlight'ımı. Şöyle fırçamın yan kısmıyla, çünkü burada bronz var. Bütün yüzüm bronz olsun istemem. Hatta birazcık geldiği için buraya da yine highlight'ımı fazla yapmışım. Aldım concealer'ımı. Gözenek için NARS Pore Shine Primer kullanabilirsiniz. Ekran görüntüsü ve detaylı bilgi için WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Profilde numaramız yazıyor. Hızlı bir şekilde. Evet, bu palet ile şu an uygulama yapıyor Banu. NARS Atomic Blonde palet. Sonra hemen kaşlarımı şekillendiriyorum. Çok hızlıyım, çıkmam lazım. Makyaj trendine yetişmem lazım. Canlı yayınım var, hızlıca çıkmam gerekiyor. Fondöten uygulaması için en çok önerdiği fırça nedir demişler bana. Özür dilerim. Ne için? Fondöten uygulaması için. Bugün şöyle süngerle de kullanabilirsiniz. Böyle biraz daha tok. Hani böyle fondöteni bu, böyle gerçekten. Bu numarasını gösterelim. Sports BB'yi uyguladığın fırça. F80. F80. Ben göstereyim. Banu bugün Sports BB yüzüne F80 nolu Sigma fırçayla uyguladı. Ten ürünleri için, fondöten uygulamaları için bu fırçayı tercih edebilirsiniz. Bir de bir şey söyleyeceğim, mesela kaş yaparken size de oluyor mu? Ben make-up artistim ama bana oluyor. Şimdi bunu yaparken bunlar eşit olmuyor. Sinir oluyorum mesela. Evet. Hiç hoşlanmıyorum. O hepimizin başına geliyor. Yani mesela böyle eşit olmuyor falan, makyaj harika olmuş, ayrılır ama kaş eşit değil böyle. Ha, tam ölümcül yani. Evet. Tuba Hanım, her zaman makyaj altı bazı kullanmanız şart değil. Cilt tipinize uygun nemlendiriciyle başlayıp makyaj öyle devam edebilirsiniz. Bakın tarıyorum. İçine çok inanılmaz yapmadım. Böyle hafiften. Çok ve tarıyoruz. Kalıp gibi yapmıyorum çünkü zaten aşağıda benim kaşlarım olduğu için. Bir takipçimiz demiş ki, Banu ablama bayılıyorum, makyajda üstüne yok. Bebeğim, öpüyorum seni. Kaşlarımı da tarıyorum. Her zaman çok fazla jel kullanıyorsanız eğer. Şimdi yaparken süpürün. Bu şekilde yapmayın. Hiçbir zaman bastırmıyorsunuz. Bastırmak çok kötü bir şey. Pardon, rujum gelmiş yüzüme. Alıyorum. Kaşlarımı hafiften itiyorum. Bu kadar. Bu kadarım. Sonra biraz da bir hafiften şöyle renklendiriyorum. Kahverengi kalem kullanacağım. Evet, NARS Mambo Kızıl Kahve Göz Kalemi. Çok hızlıyım. Yine aldım paletimi. Eyvahlar olsun diyorum. Çok hızlı yapmam lazım. Geç kaldım diyorum. Böyle fırçam tutuşuma bile bakın. Özellikle bazı şeyleri çok hızlı aceleden yaptığım için sanki hani yanlış yapıyormuş gibi yapıyorum. Buralara biraz fazla çıktım. Eyvah diyorum, fırçamı alıyorum. Bu arada bu konsepti bilerek böyle yapıyoruz. Şu an hızlı makyaj, Banu'nun bu kadar hızlı anlatmasının sebebi. Çok aceleniz var, hızlı makyaj nasıl yapılır? Evet. Yüzünün sağ tarafını anlatarak biraz önce daha detaylı teknik uygulamayı gösterdik. Şu an hızlı şekilde. Yine biraz daha hızlı, çok hızlı değil normalinde. Hani 10 dakikaya belki sığdıramadık ama hızlandırılmış versiyonu gösteriyoruz. Pek fazla bir şey anlamayabilirdiniz. O yüzden biraz daha yavaş anlatıyorum. Evet, burası çok sıcak, felaket. Bakın, burası çok sıcak olmasına rağmen yüzümde bir tırtılanma var mı? Yok, bozulmadı. Burası çok sıcak çünkü biliyorsunuz YouTube kanalımız için de bu makyaj uygulamalarını çekiyoruz. Bunları bir süre sonra YouTube'dan da izleyebiliyorsunuz. Evet, şimdi başlıyorum. Mambo kalemim, şahane kızıl kahve tonum, siyah beni çok... Bunu göstereyim ben çünkü bir saniye aceleyle çekti, yetişemiyorum ben bile. Evet, kızıl kahve mambo. Siyah kalem, beni çok keskin gösteriyor diyorsanız ki ben siyah normalde acayip günlük hayatımda kullanmam. Beni çok keskin gösteriyor. Bir de mesela bazen hani hiç ona böyle yetişemiyorum. Mesela şuralardan falan aktığı zaman ben çok sinirleniyorum. Onun da tekniğini göstereceğim. Onun tekniğini daha önce videolarda göstermemiştim. Ona hemen anlatacağım. Onun için kahve tonları aldım. Rastgele bakın. Bakın böyle rastgele sürdüm. Acelem var, hızlıyım. Böyle rastgele sürdüm. Hiç önemli değil. Her zaman hatayı kaldırır. Ben tabii şu an elim alıştığı için düzgünmüş gibi geçiyorum ama böyle ay da yaptım, hemen yaptım. Sonra hemen dağıtmadan alta da yapıyorum. İç kısma sürdüm. Bu arada ben de siz anlayabiliyorum. Mesela gözünüzün içine kalem sürdüğünüz zaman böyle rahatsız olursunuz ya. Başka biri bana hayatta makyaj yapamaz yani. Özellikle gözde. Kaş kalemi NARS Brow Perfector kullandık. Ben o ürünü size göstereyim Banu göz altını boyarken. Şöyle getireyim ekrana. Bakın NARS Brow Perfector bu. Fırçalı. Diğer ucuda boyası var. Nayim orta kahveyi kullandı. Ekran görüntüsü almak isteyenler için.
Evet. Şöyle bir görüntü var bakın. Son derece kötü çektim. Evet. Bakın özellikle şu an özellikle böyle yaptı Banu. Kızıl kahve göz kalemini bu göze dağınık yani bozuk şekilde uyguladım. Bozuk. Çok hızlı yaptım. Fırçam bu. Şöyle yapayım ben de. Evet. Hangi numara fırça? Bu fırçayı tekrar söylüyorum. E20. Evet. Şu Sigma'nın. Sigma'nın E20 fırçasıyla. Mesela daha başka yapacağım. Mesela şöyle kalem dağıtma fırçası da olabilir aynı zamanda. Ben daha kontrollü böyle eyeliner gibi de böyle kenarları da sevdiğim için biraz daha flat bir fırça tercih ediyorum. Evet. Bu Sigma E20. Şu anda kalemi bununla dağıtacak. Ama isterseniz kalem dağıtma fırçasıyla da uygulayabilirsiniz. Bu da tabii kişisel bir tercihtir. Fırçam burada. Git gel yapıyorum. Bakın. Şurada göstereyim hadi. Hadi yine çok bakmadan yapayım. Ucunu çekiyorum. Ama yine fazla çektim. Eyvahlar olsun diyorum. Ne yapacağım şimdi? Hiç önemli değil. Toparlayacağım onu. Fırçam var. Tabii bunu böyle çok simsiyah değilse yapmayın. Hani eğer buraları bulaştıracaksanız bir kulak çubuğunuz olsun her an onu yapın. Konsilerinizi en son bile uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi tamamen sırasını size bırakıyorum ama en kolay ben nasıl yapıyorum göstereceğim. Bu siliyorum. Ne aldım? Aldım. Karşıya baktım. Mesela yine şu an tamamen yanlış yaptım. Şimdi gördüm sorunuzu takipçiniz. Her defasında sordum cevap vermediniz demiş. Kusura bakmayın sorunuzu görmedim akıştan dolayı. Bazen öyle kaçıyor sorular. Sizi ben WhatsApp hattımıza yönlendireceğim. Çünkü bir ürün rengiyle ilgili soru sormuşsunuz. Bu tarz soruları biliyorsunuz ki profilimize yazan WhatsApp hattımıza yönlendiriyoruz. Güzellik uzmanımız size fondöten ve kapatıcı renkleriyle ilgili kendinize uygun olanı nasıl bulabileceğinizi konusunda bilgi veriyor, yönlendiriyor. Lütfen ona danışınız. Okey. Devam ediyorum. Sonra kalemi dağıttım ama bu böyle çok diğeri gibi çok havalı olmadı. Ne yapıyorum? Yine arzunuza göre biraz daha şu renkleri alıyorum yine. Dip kısımları biraz oturtuyorum. Aynı şeyi hadi şu altındakini alayım. Birazcık daha böyle ışıl ışıl seviyorum. Evet yine NARS Atomic Blonde paleti kullanıyor Banu. Mesela bazen böyle şey de kullanabilirsiniz bu renkleri. Hani böyle yazın çok bronzlaşıyorsanız falan alık gibi de kullanın. Ben yaparım yani. İlk yani yazın bronzlaşabiliyorum çünkü biraz. Sonra aldım. Yine aynı şekilde oturtuyorum. Bakın görüyorsunuz değil mi? Çok bastırmadan, hiçbir zaman bastırmıyorsunuz. Oturttum. Yuvarlak yuvarlak, minicik minicik. Bakın bu. Kahve olduğu için birazcık rengi farklı. Çok güzel ama yani bu kalem zaten uyguladığın göz kalemi o kadar güzel bir kalem ki bizi sürekli izleyen takipçilerimiz de artık bunu öğrendiler. NARS Mambo kızıl kahve göz kalemi nefis. İsterseniz çizgi gibi tek başına eyeliner olarak kullanın. İsterseniz Banu gibi sürüp dağıtın. Smoky göz makyajı yapmaya da çok uygun. Çünkü dağıtılabilir bir göz kalemi. Yumuşacık ve rengi de gerçekten efsane. Şimdi biraz daha oldu. Böyle dışarı çıkamam. Ne yapıyorum? Konsilerimin belli noktaları uyguluyorum. Evet yine NARS Radiant Creamy Concealer'ı Sigma F03 fırçayla göz çevresine uyguluyor Banu. Sonra biraz şöyle yukarı doğru itiyorum. Elimle de müdahale edebilirim. Evet. Şimdi buraya böyle keskin bir çizgi yaptım ama onu öyle bırakmıyorum. Otomatik çok kötü bir görüntü olur. Bunu alıyorum. Elimde ürünün fazlalığını attım. Ya da peçeteyle istediğiniz her şekilde olabilir. Çok hafiften şu kısma doğru o geçişi çok iyi harmanlıyorum. Çünkü o çok böyle keskin net bir görüntü. Eğer eyeliner değilse bence gerek yok. Okey. Bitti. Bu sefer daha doğal yerinden. Evet. Tekrar maskaramı alıyorum. Evet, şimdi dikkat dikkat hanımlar. Şimdi maskaraya geldik. Ay. Ah! Olabilir işte mesela bu sürekli bizim başımıza gelen bir konu. Hiç de hoşlanmayız. Gözüme de girdi. Çok harika. Ne yapıyorum? Şöyle normalde bir kulak çubuğuyla alabilirsiniz. Kurumadan değil mi? Ürün kurumadan. Yok kuruduktan sonra da kulak çubuğuyla alınabilir. Ama madem böyle bir görüntü var. Şu an benim kulak çubuğum yok. Ben bunu böyle sildim. Ama güzel de oldu. Nasıl kurtarabileceğimizi görmüş evet. olduk. Hemen sildim tekrar. Bu kısımlara şöyle uyguluyorum.
Şöyle yaptım. Bak hatta bu konuya ilgili bir soru geldi şimdi. Benzer. Aynısı değil ama benzer. Ben far sürerken gözaltıma çok dökülüyor, bulaşıyor. Fırçadan mı kaynaklanıyor? Tekrar fontanın üstünden geçmem gerekiyor mu? Şimdi o uygulamayla birçok ilintili bir durum. Şöyle bir de hani ürün çok tozutan bir ürünse. Okey. O zaman üründen de kaynaklı olabilir. Şöyle yapabiliriz. Eğer çok toz, aldığımızda çok toz 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 bir görüntü varsa bir... Şu fırçamız mesela. Oturttum ya ben buraya. Evet. Şöyle şöyle mesela bu da ürün. Örnek veriyorum. Şöyle 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 değil. Hı hı. Tek bir taraflı alıyorum. Oturtmak için tampon yaparak oturtuyorum. Bakın, eğer çok toz 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 bir görüntü varsa, çok böyle tozutabileceğine inanıyorsak eğer. Mesela glitterlı bir ürün. Şimdi ben cümleyi çitlemeye çalışıyorum. Evet. Tampon tampon. Bakın oturtuyorum. Tampon tampon her zaman. Asla bu şekilde ürünü alırken eğer çok tozutan bir ürünse tekrar altını hı hı. çizmek lazım. Şu şekilde değil. Çarpı bu yok. Tek bir tarafta aldım. Fazlalığını aldım. Şöyle attım ve daha çok üflüyorsanız nasıl? Tampon tampon oturtuyorum. Buna rağmen hala aynı sorun gerçekleşiyorsa o zaman ten makyajınızı en son yapın. Hı hı. Göz makyajınızı en son yapın. Çünkü sile 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 buranız... böyle şey zarar görebilir. Ama benim yaptığım teknikle uygularsanız her zaman tek bir tarafa. Tamam Banu, benim şöyle bir fırçam yok. İyi güzel söylüyorsun da böyle bir fırçam var. Daha harika. Aldım ürünü. 1, 2. Attım, üfledim. Bunu yaptım. Oturttum. Daha güzel. Zaten blendle o dökülme işlemi çok fazla olmaz. Hı hı. Çok fazla yaşamayacaksınız. O yüzden böyle bir sorun da ortadan kalkmış olacak. Aydınlatabildim mi? Evet. Tamam. Şimdi. Sinan Hanım, WhatsApp hattımıza danışabilir misiniz? Güzellik uzmanımız size fonoten önerecektir. Kapatıcı rengin ne Banu? Pervin Hanım sormuş. Kapatıcımın rengi neymiş şu anda? Light 1. Yani bunun ismi ne, var. Gerçi evet, ismini ben söyleyemiyorum. Bağlam tamam, sabitlersen söyleyeceğim. Şantili rengi. Light 1. Evet, Banu'nun şöyle sabitleyelim. Nars Radiant Creamy Concealer'da uyguladığı renk. Light bir şantili ekran görüntüsü almak isterseniz. Evet. Evet. Şimdi maskaramı geçiyorum bu sefer gözüme sokmadan. Ayrı Hanım, buğday tenli ama soluk benizmiş. Ağlık ve ruj tavsiyesi için lütfen siz de WhatsApp hattımızdaki güzellik uzmanınıza danışabilir misiniz? Teşekkürler. Maskaramı böyle sürüyor mu gözüme girmesin ikinci defa? Evet. Oturttum. Yani. Hanımlar bu maskara uygulamasını kaçırmayın. Yalnız gerçekten. Maskara çok güzelmiş. Evet, bu Shiseido'nun yeni çıkan maskarası Imperial Lash maskara gerçekten mükemmel. Şu yandan Banu'nun diğer kirpiklerini göstereyim bu arada. Aynen. Bakar mısınız? Şimdi iki göz birbirinden tamamen farklı bir makyaj oldu. Bu daha natürel ve biraz daha yuvarlak bir görüntü verdi. Nasıl? Ya müthiş oldu. Gerçekten gözlerimi alamıyorum şu anda. Çok hadi beğendim. Hadi kıyım işe gideyim. Evet. İşe git, yemeğe git, barbeküye gidersen. Nereye gidersen bu makyaj çok güzel oldu. Ya seviyorum. Sormak istediğiniz bir şey olursa hemen tekrar cevaplayayım. Yani makyaj bir kadını güzelleştirmek değil, güzelliğini ortaya çıkarmaktır. Yani senin, sizin 20 tane makyajınız, ürününüz olması önemli değil. Doğru ürünler olması lazım. Bir göz kalemi muhakkak varsa elinizde bir bunu dağıtmak için ya da bir fırçanız muhakkak olmalı ve iyi bir fırça kullanmalısınız. Eğer ben fırça kullanmak istemiyorum diyorsanız istediğiniz kadar makyaj ürününüz olsun bir şey yapamazsınız. Neden? Çünkü profesyonel bir sonuç istiyorsanız profesyonel ürünler kullanmak zorundasınız. Ve doğru tekniklerle. Banu'cum çok teşekkürler. Rica ederim. Makyajımızı bitirdik. Gördüğünüz gibi çok az ürünle, çok hızlı bir şekilde. Banu normalde çok daha hızlı yapıyor ama... Süper hızlı bir insanım. Hiçbir şey anlamazsınız. Ben şu an onu 5 dakikada anlatsam, yani 10 dakikada hiçbir şey anlamazsınız. Yani mümkün mertebe yaşlanmaya çalıştık. Çok teşekkürler. Bizi de takip ettiğiniz için bu yayını kaydedip story'e atıyoruz. Birçok soruya cevap vermeye çalıştık. Eğer yetişemediğimiz sorular olursa lütfen profilimize yazan WhatsApp hattımıza sorularınızı iletin. Güzellik uzmanımız tüm sorularınızı yanıtlayacaktır. Çok teşekkürler. Rica ederim. Öpüyorum sizi. Görüşmek beni üzere. Takip etmeyi ve makyaj şenliğini takip etmeyi unutmayın. Bunu hep söylemek istemişim de. YouTuber oldun sen de. Hoşçakalın.